KroKames'ten herkese selamlar değerli oyunseverler. Ben KroCan. Yepyeni bir GTA 5 videosuyla karşınızdayım. Uzun zamandır yoktum ve şimdi siz değerli kardeşlerimin karşısına çıkmış bulunmaktayım. Ve güzel kardeşlerim, size bir şey söylemek istiyorum. Tek bir şey söylemek istiyorum. Taklitlerimden kaçının ve hemen etkinliğimize başlayalım. Evet. Şimdi Los Santos şehrine geldik ve KroCanlar güzel bir görev yapacağız bugün. Biliyorsunuz hastanede işe başlamıştım en son ve bu görmüş olduğunuz hastanenin önünde sıram gelmiş ve bugün sizler için Türk taksicilik modu yapacağım. Taksicilik mesleği bizden çıkmadır, yani ben bunu size söyleyeyim. Ondan sonra hiç yabancı çarpmasın. Yabancılar taksi nedir bilmez. Taksimize gelince arkadaşlar, biliyorsunuz Renault'un efsane taşıtı Clio ile bugün bu faaliyeti yapmaya çalışacağız. Bu arada bakın, ortalığı Ford Transit bastı. Ulan siz sanki Los Santos'daydı arkadaşlar, Türkiye'de yaşıyor gibiyim. Hani hissedebiliyorsunuz değil mi? O ambiyansı, o maneviyatı hissediyorsanız eğer, sizler de bendensiniz canım kardeşlerim. Şimdi bugün taksimize bindik. Önce bir gelin içinden bakalım. Gayet güzel döşemelerim var. Mavi mavi. Ve aracın göğüs bölgesi bak. Göğüs deyince yanlışa çekmeyin. Aracımızın göğüs bölgesi deyince yanlış anlayan kardeşlerim oluyormuş. O zaman değiştireyim. Ne diyelim? Aracımızın ön konsolu diyelim. Ön konsolu çok güzel arkadaşlar. Ve bugün güzel bir taksicilik yapacağız. Sıramız geldi. Nasibimizi sokaklarda arayacağız arkadaşlar. Ve bakın, ben şimdi şöyle bir yolcumu arıyorum. Bakın orada bir yolcu var. Hemen hızlı bir şekilde. Kardeş dur. Kardeş, aradan bir geçebilir miyim? Evet. Hemen arkadaşlar seri bir şekilde gidelim ve bakalım kim varmış, bizden ne istiyormuş. Evet, bayır aşağı gidiyoruz, attık boşa. Araba çok ekonomik. Arabam çok az yakıyor arkadaşlar. Forocanın biliyorsunuz fluansı var. Benim de o zaman meganim var arkadaşlar. Ablacım buyur. Hadi gidelim. Arkadaşlar yaklaşık benden 1,5 kilometrelik bir mesafede görev yapmamı istiyor. Taksicilik yapmamı istiyor. Hemen yapalım abla dedim. Bindim arabaya. Ana, buradan mı buradan mı? Karar ver abla. Ya bir alttan gir diyorsun, bir üstten gir diyorsun. Bu köprü yanlış girilmez. Bu kadınlar yüzünden her zaman böyle oluyor. Bu kadınlar, avratlar yüzünden her zaman trafikte kaza oluyor. Beceremiyorlar arkadaşlar. Bence hiç beceremiyorlar. Neyse. Şimdi acele etmek istemiyorum ama kırmızıyı geçmek zorundayım. Bayan bana çok meşgul olduğunu, işinin çok acil olduğunu izah etti. Ben de dedim tamam o zaman, madem senin işin acil, ben senin için yapıştırırım abla. Ekmek parası da yapıştırırım. Evet bakın, şu aradan geçelim. Abla sen de vallahi bizi bayırlardan götürtüyorsun ya. Hiç düzgün yollardan gidemiyoruz. Lan nereye gittiğini sormak istiyorum. Ya abla sen nereye gidiyorsun? Lan şerefsiz. Ya arkadaşlar, emin olun yaklaşık herhalde bir 5-6 ay oldu, belki daha fazla oldu. Uzun zamandır KroCan videoları gelmiyordu. Eğer bu videonun altına gerekli like gelirse, bakın gerekli like gelirse, KroCan kardeşiniz sizin emrinizde. ForoCan'a inat, KroCan bol bol video çekecek arkadaşlar. Ben size bunu söylemiş olayım, ben size bunu uyandırmış olayım, siz layık olun. Şimdik ablam herhalde film yıldızı, Vinewood'a doğru gidiyor. Ben anlamış değilim. Konser falan mı var abla? Akşama neyi var? Anlamadım ki. Hayır, enişte kızmıyor mu? Ben bu avradı anlamıyorum yani arkadaşlar. Daha bayana geldiği yere bak yani. Ablam şu an uza dövseler, sövseler, çalsalar, çırpsalar ne yapacaksın? Ha, ablam manava gelmiş. Karpuzcudan karpuz alacak. Geldik. Ne demek sıfır? Arkadaşlar an itibariyle avucumu almış bulunmaktayım. Ben bu kadını dövmeyeyim de ne yapayım? Bak. Bayan, paramı verir misin lütfen? Bayan sana sesleniyorum. Benim paramı verir misin? Bu araba su yakmıyor. Bu araba mazot yakıyor. Turboyu açtım geldim senin için. İki katı daha fazla yaktı. Evet arkadaşlar, hanımefendi bizi hiç umursamadı. Bayanlar el kalkmaz. Biliyorsunuz
Bayanlar el kalkmaz. Ben bu bayana bir şey demiyorum. İnşallah böyle erkek müşteri olur da ona iyi bir dayağı atarım diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Evet. Boşa iş yaptık ya. Resmen avucumuzu yaladık. 680 metrelerde bir kardeşim varmış. Hemen hızlı bir şekilde gidiyorum. O kardeşimi yetiştireceğim. Bu bayanın da beddua ediyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Bayan benim paramı vermedi. Ben ondan paramı almasını bilirim. Neyse, başka yollarda dalırdık ama bize yakışmaz, gençliğe yakışmaz. Çakallık olur işte. Gerçekten çok stresli bir iş. Bunların parayı vereni var, vermeyeni var. Travestisi var, gaspçısı var. Her cins insanı bizi buluyor. Kadını o kadar götürüp taşıyor dağın arkasına. Para vermedi ya, bir kuruş vermedi şerefsiz. Gel kardeş. Gel. Taksi. Buyur ablam, buyur. Sen güzel bir ablama benziyorsun, bin bakalım. Evet, ben senin için ters şeritten gideceğim bu sefer. Bu sefer ters şeritten gideceğim. Çünkü senin işin acilmiş, anladım abla. 2,5 kilometre. Bak abla, başta söyleyeyim. Başta söyleyeyim abla. Eğer sen de o diğer ablam gibi benim paramı vermemeye çalışırsan, emeğimin üstüne yatarsan, sana yemeğimin üzerine yemin ederim. Yemeğimin üzerine yemin ederim abla, seni döverim. Bu sefer iyi niyetimi suistimal etmeyin. Demin bedavadan iş yaptım ya. Bir kuruş para vermedi ya. Yok mu şöyle güzel bir arabesk gibi? Yapıştıralım. Aha. Çok güzel bir dönüştü. Mükemmel bir dönüş yaptım. Abla, beni tebrik edebilirsin bu şey için. Arkadaşlar, yapıştırdım, gidiyorum Los Santos'tan. Of. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok ablam, sakin ol. Hiç sıkıntı yok. Ön far hiç mesele değil. Vereceğim paradan yaptırırım. Orada ben suçluydum. Takip mesafemi koruyamadım. O yüzden bunun masrafı bana yani. Sıkıntı yok. Bu abla iyi birine benziyor. Deminki abla bizim paramızı vermedi. Ben kötü şeyler yapmasını bildim ama iyi niyetimi suistimal ediyor diye ses çıkarmadım. Delikanlılığımı bozmak istemedim. Ama arkadaşlar, bu abla da yapmazsa biraz sert davranabilirim. Onu söyleyeyim baştan. Bu ablam bence paramı verdi. Sıfır verdi ya. Ben şok oldum. Hayır, biz niye direksiyon sallıyoruz o kadar? Niye bu kadar emek sarf ediyoruz? Bu araba su mu yakıyor? Benim de çoluğum çocuğum var. Evet. Bu arada ben evli değilim. Evet değerli dostlar. Ablamızı getirdik. Evet ablam. Ben de teşekkür ederim. Bakın. 0-0-0. Pardon bayan, bir bakar mısın bayan? Bayan, bir bakar mısın? Bayan. Bak, sana silah kullanmak istemiyorum. Bir bakar mısın? Balta. Bıçak. O bayanı kovalayacağım. Arkadaşlar, bu bayan gerçekten mübarek hak etti. Ve ben paramı alacağım bundan. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Almış olduğum şu anki para %100 bana aittir. Bu bayanın bir alakası yoktur. Evet. Ben anlamıyorum. Ben hiç anlamıyorum. Benim paramı niye vermiyorlar? İki iştir benim paramı vermediler. Bakın, polis memurları peşimde. Ben anlamadım arkadaşlar. Üstelik polisler de bizler gibi Türk aracı kullanıyor. Burada Los Santos'ta Broadway çok meşhur. Bakın abiler, sıkmayın. Sakın sıkmayın. Bir yanlış anlaşılma var. O iki bayan benim paramı vermedi. Ben bayan öyle yapmak istememiştim normalde ama böyle oldu. Lütfen bayan, lütfen benden bunun acısını çıkarmayın. Polislere sesleniyorum buradan. Memurlar, bir kişinin suçlu olup olmadığına emin olmadan o kişiyi kovalamayın, tamam mı? Ben çok korktum şu an. Şu an polisler peşimde. Bakın, konuşabiliriz. Anlaşabiliriz memurlar ama böyle olmuyor. Bakın, beni kaçmak zorunda bırakıyorsunuz. Ben şu an topuk yapıyorum. Ufak ufak topuk yapıyorum. Olmasın böyle arkadaşlar. Lütfen. Lütfen böyle olmasın. Yani biz Türk taksicisiyiz. Bize yakışan şey polisten kaçmak değil. Memurlarla kol kola iş yapmaktır. Kol kola görev yapmaktır. Lütfen. Ben kırıcansam, delikanlıysam daha da böyle bir olay olmaması lazım arkadaşlar.
Ya ben gerçekten anlamadım. İkidir görev yapamıyorum arkadaşlar. Son bir kez daha deneyeceğim. Nasibim neymiş, ekmeğim neymiş? Son bir kere daha deneyeceğim arkadaşlar ve bakalım son bir kez daha bir görev denemesi yapacağım. İkidir param vermiyor bu yanlar. Ben anlamadım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet, ilk müşterimiz belli oldu. 230 metre uzaklıkta bize. İnşallah bayan değildir arkadaşlar. Artık bayanlarla muhatap olmuyorum. Eğer ki bayan müşteri gelirse almayacağım arkadaşlar. Bayanlar beni gerçekten zıvanadan çıkardı. Ben bayan şoför kabul etmiyorum. Bak. Bak arkadaşlar bu ne? Bayan kusura bakma, siz benim param vermiyorsunuz. Ben seni bırakıp gidiyorum burada. Hiç kusura bakma bayan. İki seferdir param verilmiyor benim. Hakkım yenildi. Terbiyesizsin. Sen misin terbiyesiz? Ne demek? Nasıl konuşuyorsun sen? Arkadaşlar bana terbiyesiz duydunuz mu? Edepsiz kadın. Senin kocan yok mu be? Arkadaşlar, havalimanına geldik. Şu an Sabiha Gökçen'deyiz. Los Santos'ta Sabiha Gökçen ne geziyor ben de anlamış değilim. Tekrar görev yapmak istiyorum. Ama arkadaşlar bayan almayacağım. Bayan almayacağım, çok büyük yemin ettim. Evet, hemen havalimanından çıkmaya çalışan bir kardeşimiz var orada ileride. Vay delikanlı kardeşim benim. Gel ya sen, gel ya. Vay. Aleyküm selam. Nasılsın kardeşim, iyisin, memleket nere? Sivaslı mı? Ya ben de Kayserliyim ya. Kayserli Kırocan, evet. Kırocan diye isim mi olur? Evet olur kardeş, niye olmasın? Arkadaşlar bu kardeşimiz de Sivaslıymış. Güzel bir kardeşimize benziyor. İnşallah bize para verecek de tahmin ediyorum. Bakalım. Birlikte görelim. Ben bu kardeşimin samimiyetine güveniyorum. Ben bu kardeşimin bana olan saygısına inanıyorum. Emeğimin karşılığını bu sefer alacağımı düşünüyorum. Evet. Bakalım arkadaşlar, Los Santos'ta Türk taksisi olmak nasıl bir duyguymuş. Umarım bu kardeşimiz paramızı verir. Stada gelmiş maşa. Evet. Herhalde Kayserispor'un bu gece maçı var, ona geldi kendisi. Evet kardeşim. İleriden sağ. Hemen yapayım abim. Hemen yapayım. Bak. Yoldan yazıyorsun, yolda terbiyesiz. Eyvallah kardeş, sen de sıfır verdin, gel. Hoplatırım. Sivaslısın dedik, kardeşimsin dedim. Beni kandırmaya çalıştı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben kuracaksam bu taksiciliği bırakıyorum. Burada polis memurlarına teslim oluyorum. Var mı polis abimiz? Abi ben teslim olmak istiyorum. Teslim oluyorum abi. Kötüyse.